en flash skoru alan takımın Trabzonspor'un Monaco karşısındaki galibiyetinin özet görüntülerine bir geçelim. Sonrasında yorumlarımızı ekrana getireceğiz ve maç sonrası açıklamaları izleyeceğiz. Evet Taner Karaman'a sorayım. Gecenin en flash sonucuydu herhalde evet. Avrupa Ligi, Konferans Ligi belki Şampiyonlar Ligi bu haftanın ha, en bütün flash sonucu de. diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kimse sanırım 4 gol bence Abdullah Hoca da beklemiyordu. Yani bu kadar farklı bir galibiyeti Hoca bile beklemiyordu. Monaco'nun bu kadar dirençsiz kalabileceğini ben de ummuyordum ve... Trabzonspor çok güzel ve doğru bir oyunla biraz şans biraz da tabii ki de rakibin formsuzluğu da üstüne eklenince doğru bir taktik planla istediği sonucu almayı başardı. Oyuna baktığımızda zaten açılış golünün bir bireysel hatadan gelmesi, Monaco'nun bunun da e, baskısıyla biraz daha önde konuşlanmış olması, rakibin öne çıkışlarını iyi fırsata çeviren bir Trabzonspor oyuncu grubunun olması, e, atılan gollerde çok klas vuruşlar var, e, özellikle serbest vuruş golü keza öyle. E, ama rakip kalecinin de ciddi bir formsuzluğu olduğunda söylemek lazım. Evet, yani bir e, kaleci farkı bence ortaya çıktı Yusuf. Sen ne düşünüyorsun? Yani bir tarafta yenen gollere bakıyorsun, bir tarafta Uğurcan'ın özellikle ilk yarıdaki müthiş kurtarışları özette de var. Şöyle herhalde istatistikle verirsek farklı farklı şirketlerin farklı verileri oluyor. Instat'a göre 0.64, Opta'ya göre 0.82 gol beklentisi Trabzonspor'un bu mücadelede. E, 4-0 kazanıyorsun. Yani bu herhalde birçok şeyi anlatıyor. Hı hı. Gittiğimiz pozisyonların hepsini çok iyi değerlendirdik. Bireysel hataların hepsini çok iyi değerlendirdik. E, kalede Uğurcan'ın e, Monaco'nun Monako'nun kendi kalesine attığı gole kadar iyi kurtarışları var. E, bence iyi oynayan taraf Dengeli oynayan taraf yine yani iki takım da dengeli oynadı ama Monaco maça çok çok iyi başlamıştı. Ama nihayetinde biz bir yemedik. Bir şekilde skoru oraya doğru götürmeyi başardık. Şans veya değil. Golü de bulduk. Çok iyi dakikada bulduk. 44. dakikada. Sonrasında ikinci devre tamamen Trabzonspor'un kontrolüne geçti bu arada. Yani Victor Hugo'nun kafa golü çok erken geldi. Bu bizim için avantajdı. Ama... İkili mücadeleler yine bir istatistik vereyim. Insta'ya göre 10 e, ikili mücadeleye girmiş Bamen. Bence dün maçın adamıydı ve şu ana kadarki en iyi maçını oynadı. %80 başarısı var. Hatta bununla da kalmamış. E, çok ciddi anlamda e, hem sahipsiz top kazanmış. Onu da rakamını vereyim. Sonrasında sö sözü sana bırakmış olayım. Bamen'in rak rakamlarıyla ilgili 9 tane araya girme ve 6 tane de sahipsiz top kazanma istatistiği var Bamen'in. İlk maçta tabii ki kırmızı kartın etkileri var ama fiziksel gücünü çok hissetmiştik biz. Özellikle Monaco orta sahasının, Kamara ve Fofana'nın. Bu ikiliye çok net bir cevap verdi Bamen dün akşam ve bence galibiyetin kilit noktalarından bir tanesiydi. Şimdi e, tabii birazdan Abdullah Avcı'nın açıklamalarını vereceğiz. Hı hı. Hem bu maç hem taraftar merak edilen bir durum taraftarla ilgili hem de Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarını vereceğiz. Taner Karaman'a şunu sorayım. Abdullah Avcı dersini çok iyi çalışmış gibiydi dün. Evet. Yani çok iyi evet. analiz etmiş. Nasıl durdururum ben Monaco'yu? Sadece durdururum değil, nasıl vururum onu da iyi çalışmış galiba değil mi? Yani zaten her karşılaşma aslında iyi analiz eden teknik adamlardan bir tanesi ve Trabzonspor'un şu ana kadar ligde biraz dalgalı gidişatının da altında yatan sebepler aslında ee, Abdullah Avcı'nın tekniği taktiğinden ziyade kendisinin de ifadesi şu yöndeydi ki oyuncu grubunun çok fazla değişmiş olması ve bu oyuncu grubuna istediğini şu anda sahaya yansıtma konusunda bir mücadele veriyor hocam ve böylesine vitrin bir karşılaşmada taraftarın önünde ve hedef bir karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Şimdi puan tablosuna baktığımız zaman kazanmanız gereken bir maçtı bu. Ve şu anda Trabzonspor getirebiliriz de bu arada puan durumu. Monako'yu da geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi ve kazanmak zorunda olduğunuz, evinizde oynadığınız bir mücadeleden bahsediyoruz. Oyuncular da bunun konsantrasyonuyla tabii ki daha iyi bir oyun ortaya koydular ve Trabzonspor'da bir gerçek var ki e, Marek ile Bakasitas'ın gününde olduğu maçlarda e, Trabzonspor çok daha farklı bir oyunu ortaya koyabiliyor. Evet, şu anda Ferencvaros 9 puanla lider. O maç bir ara 1-1'di. 1-1 bitse güzel olurdu aslında bizim için. <laughs> Ama eee Ferencvaros yine 3 puanı almayı başardı. Şimdi Trabzonspor'un Monaco ile maçları bitti. Bir tane Ferencvaros'la içeride var. Bir de Kızıl Yıldız deplasmanımız var. Burada e, grup liderliği için hala şansı var Bordo Mavillerin. Evet. Ama e, bu gruptan en azından İki bile olup çıkmak Trabzonspor adına bence oldukça önemli. Hata yapmamak gerekiyor. İlk maçı Ferencvaros'a karşı 10 kişi kalmalarına rağmen istediğimiz bir şekilde bitirememiştik. Oradaki ikili averajı almak biraz zor olacak, kolay olmayacak. Onu söyleyelim. Ee, Kızıl Yıldız mücadelesini kazandık artısında çıkış orada başladı Trabzonspor adına. Ee, ama deplasmanda da hani oradaki atmosferi de düşünerek orada da hataya veya e, kötü bir ihtimale yer vermeden mücadeleyi bitirmek gerekiyor. Ee, ülke puanından sık sık bahsettik. 16. sıradayız. Eğer evet. Dinipro sanırım gol atmasaydı 15. idik. 14. sıra aslında bonuslarla birlikte 14'e geliyoruz. Ama işte onları hiç katmıyorum çünkü diğer ülkelerin durumları da belli değil. Hı hı. Şimdi hani gruplar tamamlandıktan sonra hı hı. E, ama potansiyel olarak evet 14. olma ihtimali onda, evet. var. Biz gruptan çıkma şu puanlarını an... da ekleyip koyduk grafiğe. Onları evet. da tek tek verebiliriz ekrana. Aslında üstüne konuşalım istersen. Madem Olur. konuyu açtın. E, ülke puanında şu anda 14. sıradayız. Bizim üstümüzde Çekya var, Norveç var. Şu liglerden gelen takımların altında olmak da aslında biraz düşündürücü. Ya oradaki şey, yani hesaplamada tabii bu şu an ihtimal dahilinde. Yani hı hı. Öyle bakmak gerekiyor. Bunu Onu net bir şekilde bak. söyleyelim. Çünkü e, Çekya'nın, Norveç'in, İsviçre'nin, Ukrayna'nın takımlarının ikinci, birinci bitirme ihtimali. daha iki maç var. Tabii. Çünkü o ihtimaller de hala. E, masada. O ihtimallerin oluşma durumu da söz konusu. Şu an net olarak 16.yiz. Potansiyel olarak şu anki pozisyonlarına göre takımlarımızın e, puanımız 14. sıraya çıkartabilecek puana çıkabilir. Belki Ama daha da yukarı çıkabilir. Diğer ülkelerin da var. takımları da birinci, ikinci bitirirse o zaman oradaki Hı -hı. sıralamada farklılıklar olabilir. Mesela Real olarak 16. Mesela Sivas Spor Slavya karşısında iyi bir sonuç alırsa, yenerse falan hani daha her şey olabilir. Bir sürü... Garantilenmelerle birlikte puanımız daha da yukarıya gidebilir. Hı -hı. Aynen. On yani. üçüncülüğü o zorlama şansımız Şunu diyecektim ben. Görünüyor Mesela... bu sezon. Norveç Ligi, Çekya Ligi, bu liglerde Jesus gibi bir teknik adam çalışmıyor. Ne bileyim bir Mertens yok işte Vegors yok Hollanda milli takımının golcüsü. Evet. İşte <laughs> e, Belçika milli takımının golcüsü Batshuayi yok. İşte bu liglerin takımlarının altında olmak biraz beni üzüyor. Ee, ama çare bu mudur gerçekten? Bu oyuncularla olmak mıdır yoksa bu liglerde oynayan oyuncuların ya da takımların yaptığı gibi bir bütün oluşturabilmek mi? İşte e, gerçekten biz kuzey ülkelerine karşı hep zorlanıyoruz. Bunun en büyük sebebi bir çok fizik gücüyle oynayan ülkeler. iki de düşük bütçelerle oynayan ama takım olmayı başarabilmiş çok fazla takımları var. İşte Molde'nin e, biliyorsunuz Fenerbahçe burada gelip 3 golle geçmesi gibi. Ya da işte buna benzer çok fazla örnek verebiliriz. O yüzden işte İzlanda milli takımı, kuzey ülkeleri takımları hani buna... Letonya'yı bile dahil edebiliriz bence. Hani Letonya bile ki biliyorsunuz Riga'da gitti işte ilk maçta Başakşehir'den puan almayı başardı. Enteresan bir futbol iklimleri var ama ülke puan sıralamasında biz biraz daha kara göründü diyebiliyorum ben. Bu seneki tablomuz bizim için çok kıymetli. Şu anda toplanılan puanda Avrupa'da dördüncü sıradayız. Bu bir çok güzel bir tablo. Onların da var grafikleri. Ekrana getirebiliriz Serkan onları da. Ve son 5 sezon üstünden bir değerlendirme yapıldığı için şimdi son 5 sezonu toplamında kaçıncı olduğuna göre Şampiyonlar Ligi gruplarına gidip gidemeyeceğin ya da işte kaç takım götürüp götüremeyeceğinle ilgili sıralamalar var. Bizim ilk 10'a girme ihtimalimiz de her geçen gün artıyor aslında bakarsanız. Çünkü son 2 sezonun performansına bakıyorum. Son 2 sezonda Türkiye 8. sırada. Yani İngiltere, İspanya, Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz sonra Türkiye geliyor. 8. <laughs> sıraya kadar çıktık. Bu istikrarımızı devam, devam ettirip kendimize ilk onda tutabilirsek hadi diyelim 11. olduk. Bu sefer Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginden de Şampiyonlar Ligi'ne gitme olacak. hakkı elde ederse genelde de öyle oluyor. 11'e sarkacak ve şu anda bir gerçeklik var ki İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda çoğunlukla zaten ilk onu bırakmıyorlar. Senin Aynen. ilk 10 içerisine, hadi ilk 11 içerisine girmek için 4 tane basamağın var. Yani 4 tane koltuk var. O 4 koltuğun içinde olman gerekiyor. Orada da bizim fokuslanmamız, yani odaklanmamız gereken bazı ülkeler var. Avusturya takımları olabildiğince kötü gitmesi lazım. Sırbistan'dan Hı. çıkan takımların, ki işte Kızıl Yıldız burada çok önemli bu arada. E, trabzon mutlaka Kızıl maçını geçmesi lazım. Doğru. Şu anki tabloda belki rakip gibi gözükmeyebiliriz ama... Birkaç sene içerisinde Kızıldızı aslında bizim rakibimiz, gizli rakiplerimizden bir tanesi. Hatta Kızıldızı dördüncü bitirmeli grubu ki devam evet. etmesin Mümkünse Avrupa'da. Mümkünse dördüncü bitiz, bitirsinler Doğru. ve Belçika takımlarının da milli takım düzeyinde harika bir ülke olabilirler. Ama kulüp takımları noktasında mümkün olduğunca evet. onların da kaybetmesi gerekiyor. Belçika'dan olarak... Bu sezon ikinciyiz. Yani dördüncü maçlar sonrasında bir İngiltere, ikinci Türkiye.